arkadaşlar, ikinci dereceden denklemleri bitirdik. İkinci dereceden denklemlerle ilgili karışık sorular çözeceğiz şimdi. Birinci soruyla başlayalım. X kare artı 4x artı 3 eşittir 0. Kökleri x1 ve x2 imiş. Aşağıda vermiş olduğu şu denklemin sonucunu istiyor arkadaşlar. Köklerin karelerini toplamı. Şimdi öncelikle köklerini bulmam gerekiyor. Beraber bulalım. X kare artı 4x artı 3 eşittir 0. Denkleminin köklerini arkadaşlar çarpımları 3'ü, toplamları ise bana 4'ü vermek zorunda. O zaman ben şöyle artı 3'e artı 1 alsam, buralara da x'e x alsam diyorum. Normalde şu şekilde hesaplanıyor. Yazarken şöyle karşılıklı yazıyorum. Yani yazdığım ifade şu. X artı 3 çarpı x artı 1 eşittir 0 mı? Burada arkadaşlar x eşittir eksi 3 geldi, x eşittir eksi 1 geldi. Yani x1'im eksi 3, x2'im eksi 1 geldi arkadaşlar. Şimdi yerine yazalım. Fark etmez, x1, x2 fark etmiyor. Eksi 1'in karesi arkadaşlar 1 artı, eksi 3'ün karesi 9, o da eşittir 10 olarak gelmiş oldu. Şimdi ikinci soruya bakıyorum. İkinci soruda rasyonel bir ifade vermiş. X kare eksi 4x eksi 21 bölü x artı 3 eşittir 0'dır diyor. Arkadaşlar bu işlemi yaparken öncelikle dikkat etmem gereken bir durum var. Burada paydayı 0 yapma durumu. Arkadaşlar paydayı 0 yapmıyorum. Paydanın 0 olma durumu nedir arkadaşlar? X yerine eksi 3 verdiğimde payda 0 oluyor. Demek ki benim elde edeceğim köklerden biri eksi 3 çıkarsa ben bunu almıyorum çözüm kümesine. Bir çözelim. Öncelikle içler dışlar çarpımından ifade şöyle oldu. X kare eksi 4x eksi 21 eşittir 0 oldu. Ayırmak istediğimde nasıl ayırıyorum? Eksi 7'ye 3 olarak ayırabilir miyim arkadaşlar? Bunları da x, x olarak ayırıyorum. Çarpımları bana eksi 21, toplamları ise de eksi 4x'i vermiş oldu şöyle. Yazarken de şöyle karşılıklı yazıyorum. O zaman x eksi 7 çarpı x artı 3 eşittir 0'dır diyebilir miyim? Buradan x eşittir ne geldi? 7. X eşittir ne geldi? Eksi 3. Köklerimden biri eksi 3, köklerimden biri 7 geldi. Şimdi ben en başta sorunun başında şurada bir şey söylemiştim. Burada payda 0 olmayacak. Paydanın 0 olma durumu ise x'in eksi 3 alma durumuydu. O halde ben çözüm kümesini yazarken asla eksi 3'ü almıyorum. Sadece 7'yi alıyorum arkadaşlar. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda da vermiş olduğu denklem 3x kare artı x'in katsayısı a artı 3 artı sabit sayı a artı 6. Köklerinden biri 2 ise a nedir diyor. Arkadaşlar köklerinden biri demek o sayıyı x yerine yazdığımda sonucu 0 yapar demek. Hemen gelelim, köklerinden biri 2'ymiş madem, kullanalım bunu. X yerine 2'yi yazıyorum. X'in yerine 2'yi yazdığımda burada 4 çarpı 3'ten 12 geliyor. Artı diyorum 2 yazıyorum. 5 pardon şuraya yazıyorum 2'yi. Ki buraya yazdığımda içeriği dağıtmak zorundayım. Ne geldi? 2A artı 6 mı geldi? 2A artı 6. Bir de burada A artı 6 var. Eşittir 0 mı? İşlemlerimi yapıyorum. Şuradan 12, 24 geldi. 24 artı 3a eşittir 0. 24'ü diğer tarafa atıyorum. 3a eşittir eksi 24 geldi. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. A buradan arkadaşlar eksi 8 olarak gelmiş oldu. Devam edelim arkadaşlar. X kare eksi 6 x artı a eşittir 0. Reel kökü olmadığına göre a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 3 durum vardı. Diskriminantının 0'dan büyük olma durumu, diskriminantının 0'dan küçük olma durumu ve 0'a eşit olma durumu. Eğer diskriminant 0'dan büyükse 2 gerçel kökü vardı. Eğer 0'a eşitse arkadaşlar çift katlı kökü vardı. Eğer ki 0'dan küçükse reel kökü yoktu. O zaman burada diskriminantının 0'dan küçük olduğu durumu kullanacağız. Öncelikle A, B, C'yi bulalım arkadaşlar. Bunun A'sı arkadaşlar 1, B ise x6, C'si ise A olarak isimlendiriyorum.
Şimdi devam edelim. Diskriminant formülünü yazıyorum. Diskriminant eşittir b kare eksi 4ac diyorum. B ise arkadaşlar eksi 6'dan 36 geldi. Eksi 4ac, a'sı 1, c'si a. 0 diyeceğim. Yani 0'dan küçük diyeceğim. Eksi 4a'yı diğer tarafa attım. 36 eşittir 4a. Her iki tarafı 4'e böldüğümde 9. Bu şekilde mi oldu? Bana diyor ki A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri. Arkadaşlar 10'dan mı başlıyor? 11, 12 diye bu şekilde gidiyor. En büyüğünü sorabilir miydi? Hayır. En küçüğünü sormuş. Buradan A'nın alabileceği en küçük tam sayı değerinin 10 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikinci denklemeye bakıyorum. Soruya bakıyorum. X kare artı X eşittir 6 ise denklemin köklerini çarpma. Öncelikle köklerini bulalım. Şimdi ne yapıyorum ben? Denklemi düzenliyorum. X kare artı x eksi 6 eşittir 0 diyorum. Şimdi bunu köklerine ayırmak istiyorsam nasıl ayırırım? Çarpımları eksi 6'yı toplamları ise 1 verecek. Şöyle çarpımları 3'e 2. Eksi 6 ve toplamlarının pozitif olması için x'e eksi veriyorum. 2'ye eksi veriyorum. 3'e artı veriyorum. X x şeklinde oldu mu? Şöyle. Yazarken de şöyle mi yazıyorum? Hemen sağ tarafa yazıyorum. Takip edin. X artı 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0 mı oldu arkadaşlar? Buradan x eşittir eksi 3 geldi. X eşittir 2 geldi. X 1 ve x 2. Bu köklerin çarpımını sormuş. Çarptığımda eksi 6 cevabını almış oluyorum. Bir diğer soru arkadaşlar. Güzel bir soru. 3x eksi 2 parantez içerisinde vermiş. Çarpı mx artı 3 eşittir 0. Köklerinin çarpımı 1 ise m nedir diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunun köklerini şu şekilde bulabiliyorum. Ayrı ayrı 0 eşitleyebiliyorum. Ayrı ayrı 0 eşitledim. Şimdi öncelikle şu ifadeyi 0 eşitliyorum. Daha sonra bu ifadeyi 0 eşitleyeceğim. Şimdi 3x eksi 2. Şuraya çözelim. 3x eksi 2 eşittir 0 ise 2'yi diğer tarafa atıyorum. Pozitif olarak geçti. X buna ne geldi arkadaşlar? 2 bölü 3 geldi. Şimdi mx artı 3 eşittir 0 diyorum. 3'ü diğer tarafa atladım. X ne geldi arkadaşlar? Eksi 3 bölü m. İki tane kök değil mi bu? Bunların çarpımı 1'miş. Hemen şuraya çarpımlarını gösteriyorum. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı diyorum. Şöyle eksi 3 bölü m diyorum. Bu da neye eşit? 1'e. Şimdi çarptığımda arkadaşlar ne geliyor? Eksi 6 bölü eksi 6 bölü 3m eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Eksi 6 eşittir 3m ise 3 ile neyi çarparsam eksi 6 yapar? Eksi 2. Demek ki benim cevabım neymiş arkadaşlar? Eksi 2. Devam edelim arkadaşlar sorularımıza. Şimdi farklı soru tipleriyle devam edeceğim. Farklı soru tipi derken arkadaşlar normalde köklerini ayırarak x1, x2'leri buluyordum. Kökler toplamını veya kökler çarpımını da buradan buluyordum. Yalnız formülleştirilmiş bir durum var arkadaşlar. O da şu. Eğer ben kökler çarpımını veya kökler toplamını ayrı bulmak istiyorsam bir formülüm var. Kökler toplamı formülüm arkadaşlar eksi b bölü a. Kökler çarpımı formülüm de c bölü a. 1 eksi 1 artı dikkat edelim. A'sını, b'sini, c'sini söylememe gerek yok. Zaten sorularda hepsini fazlasıyla gördük arkadaşlar. Şimdi sorunun çözümüne başlayalım. Öncelikle birinci soruda x kare artı 4x artı 2 eşittir 0. Kökleri x1 ve x2'dir diyor. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 sorusunu vermiş. Şimdi ben bu soruyu çözerken ne yapıyorum? Tabii ki de kök paydalarını eşitliyorum. Şimdi bunun paydasına x2, bunun paydasına x1 diyorum. Pay ve paydayı çarpıyorum arkadaşlar. Pay ve paydayı çarptığımda şöyle bir sonuç geliyor. X1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 sonucu geliyor. Yani ben kökler toplamını ve kökler çarpımını bilirsem cevap bulunmuş oluyor. Formülü köşeye yazdım arkadaşlar. Sağ üst köşeye. Kökler toplamı eksi b bölü a, kökler çarpımı c bölü a dedim. Şimdi denkleme göre bakıyorum. A bunun a'sı 1, b'si 4, c'si ise 2'dir.
Kökler toplamı dediği ifade eksi b bölü a'dan eksi 4 bölü 1'den eksi 4'tür kökler toplamı arkadaşlar. Kökler çarpımı dediği ifade c bölü a'dan 2 bölü 1'den arkadaşlar 2'dir. Şimdi getiriyorum yerine yazıyorum. Kökler toplamı eksi 4'tü. Kökler çarpımı da 2 idi. Sonuç eksi 2 geldi arkadaşlar. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Güzel bir soru. Diyor ki 2x kare eksi 12x artı 6 eşittir 0. Kökleri x1 ve x2 ise şu denklemin sonucunu istiyor. Arkadaşlar bu şekilde bir sonuç bulamam. Şöyle yapıyorum. Öncelikle çarpıyorum. X1 ile sağdaki denklemi eksi 1 ile sağdaki denklemi çarpıyorum. Öncelikle x1 ile x2'yi çarpalım. Şöyle x1 çarpı x2 oldu. Eksi x1 geliyor. X2 ile çarptım ve eksi 1 ile çarptım. Şimdi eksi 1'i çarpıyorum arkadaşlar. Eksi 1 çarpı x2 eksi x2. Eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1. Şimdi bu denklemi düzenleyelim. Normalde şurası kalsın. Ben şuradaki ifadeyi düzenlemek istiyorum. Normalde burası x1 çarpı x2 olarak kalır. Şurada arkadaşlar eksi parantezini alabilir miyim? Tabii ki de eksi 1 parantezini alabilirim. Eksi 1 yazmıyorum. Sadece eksi yazıyorum. X1 artı x2 oldu. Şöyle. Artı 1 oldu. Denklemin düzenlenmiş halini şuraya yazalım. Hemen. X1 çarpı x2 eksi parantez x1 artı x2 artı 1. Şimdi soru bitti mi? Hayır. Ben kökler çarpımı ve kökler toplamını bulmak istiyorum. Kökler çarpımı bunun a'sı arkadaşlar 2. B'si ne? Eksi 12. C'si ne arkadaşlar? 6. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Eksi 12 artı 12 oldu. Böyle a'sı 2'den kökler toplamı 6 geldi. C bölü a'dan 6 bölü 2'den kökler çarpımı 3 geldi. Hemen ifadelerde yerine yazıyorum. Kökler çarpımı 3. Eksi 6 artı 1. Şuradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 3 geldi. Artı 1. Eksi 3 artı 1. O da ne yaptı? 2 yaptı. Eksi 2 yaptı. Evet. Eksi 3 artı 1. Eksi 2. Tamam. İşlem hatası yapmayalım. Şimdi evet geldim bir güzel diğer soruya. Soru bana diyor ki x kare eksi 3 x artı 2 eşittir 0. Denklemin kökleri x1 ve x2 ise şu ifadenin sonucu yani x1'in karesi artı x2'nin karesi. Arkadaşlar az önce buna çok benzer bir soru çözdük. Şu şekilde çözmüştük. Denklemin köklerini bulmuştuk. Köklerini bulduktan sonra birincinin karesini artı ikincinin karesini alıp yapmıştık değil mi? Peki sen köklerini bulamadın. Ne yapacaksın? Hemen kökler çarpımı, kökler toplamı formülünü kullanabilirsin. Ben şu ifadeyi şöyle yazıyorum. Arkadaşlar normalde parantez kare almam var değil mi? Şöyle x1 artı x2'nin karesi eşittir diyorum. Birincinin karesi x1'in karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Onu en sona yazalım. İkincinin karesi yani artı 2x1 çarpı x2 mi? Bu şekilde buldun mu? Şimdi benden nereyi istiyor? Şurayı istiyor. Benden burayı istiyor. Şimdi sen burada kökler toplamını ve kökler çarpımını bulursan soru bitti. Şimdi a 1 b eksi 3 c 2 mi geldi? Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Şimdi eksi b eksi 3 formülden gelen eksi var. 3 bölü 1'den kökler toplamı arkadaşlar 3 geldi. Kökler çarpımı ne gelir? C bölü a'dan 2 geldi. Hemen yerine yazıyorum. Şuraya ne yazacağım? 3. 3'ün karesi 9. Eşittir. X1'in karesi artı X2'nin karesi artı 2 çarpı 2'den 2 çarpı 2'den 4 mü geldi? Diğer tarafı atıyorum. Demek ki benim X1'in karesi artı X2'nin karesi neymiş arkadaşlar? 5'miş. Devam edelim arkadaşlar sorularımıza. X kare X6 X artı 3 eşittir 0. Denkleminin kökleri X1 ve X2'ymiş. Şu şekilde bir
sonuç istiyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle paranteze alma durumu var mı ona bakıyorum. İkisinde de ortak çarpan x1 ve x2. Hemen x1 çarpı x2 parantezini alıyorum. x1 artı x2 geldi. Evet. Soru çok kolaylaştı şu anda. Neden? Ben kökler toplamını ve kökler çarpımını bulabilirim. Şimdi kökler toplamından a buradan 1, b ise x'i 6, c'si ise 3 mü arkadaşlar? Evet. Şimdi eksi b bölü a, x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a mıdır? Yani buradan eksi 6, eksi de formülden geliyor. 6 bölü 1'den kökler toplamı 6 geldi. Peki kökler çarpımı nedir arkadaşlar? x1 çarpı x2. Kökler çarpımı arkadaşlar c bölü a'dan yani 3 bölü 1'den 3 geldi. Hemen şurada yazıyorum. Kökler çarpımı 3, kökler toplamı 6 çarpımında 18 sonucunu elde etmiş oluyorum. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. X kare eksi 2 x artı a eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 ise şu denklemin sonucunu 5 olarak vermiş. Benden a'yı istiyor arkadaşlar. Çok kolay bir soru. Hemen kökler toplamını buluyorum. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan arkadaşlar eksi b bölü a'dan 2 geliyor. Kökler çarpımı ne geliyor? C bölü a'dan a geliyor. Hemen yerine yazıyorum. 2 artı a eşittir 5 ise a buradan 3 gelir arkadaşlar. Şimdi geliyorum şu soruya. Güzel bir soru. Bana soruda şunu söylüyor. X kare eksi 6x artı n artı 1 eşittir 0 ise denklemin kökleri x1 ve x2'ymiş. Ve 2x1 eksi x2 eşittir 3 sonucunu istiyor benden. Şimdi bakıyorum. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bu tür sorularda taraf tarafı toplama veya çıkartma yapmak benim işimi kolaylaştırır. O zaman denklemde kullanacağım kökler toplamını bir bulayım. Kökler toplamı neydi? Bu arada neyi soruyor? Neyi soruyor? Kökler toplamı arkadaşlar x1 artı x2 eşittir diyorum. Eksi b bölü a arkadaşlar. Eksi b bölü a'yı bulacağım. Şimdi buradan eksi b ne arkadaşlar? Eksi 6. Formülden gelen x var. 6 bölü 1'den 6 mı oldu? Şöyle 6 oldu. Şimdi bunu taraf tarafa topluyorum şöyle. Şunlar götürdü mü birbirini? Buradan ne geldi? 3x1 eşittir 9 mu geldi? x1 ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. Şimdi ben x1'i buldum. x2'yi bulabilir miyim? Tabii ki de bulabilirim. Nasıl bulacağım? x1'i burada yerine yazarak. Burada iki denklemden birini yerine yazabilirsin. Burada x1'i yazıyorum yerine arkadaşlar. x1'i yazdığında sonucun 6 olması için x2'nin de 3 gelmesi gerekiyor. Şimdi neyi bulmak istiyorsam kökler çarpımından yola çıkabilirim. Kökler çarpımı c bölü a değil miydi? Arkadaşlar bunun c'si n artı 1 değil mi? Hemen şuraya yazıyorum. N artı 1 bölü 1. Onu yazmayalım artık. Eşittir diyorum. Kökler çarpımına mı eşit olacak? Kökler çarpımı nedir bunun? 9'dur. N buradan ne geldi arkadaşlar? 8 bulmuş olduk. Bugünlük soru çözümümüz bu kadardı.